Merhaba arkadaşlar. Ekim'in bitmesine yakın bu videoyu attığıma inanamıyorum. Ama eğer bu videoyu yayınlamazsam bir şeyler içimde yanlış gidecek gibi hissettim. O yüzden çekiyorum. Bu video konseptini bilmiyorsanız şu videomu izleyin. Çünkü çok fazla yerim yok ve hemen bu sıralamayı yapmak istiyorum. Eylül ayında okuduğum kitaplar. Evet, öncelikle Kum Adam. Bu kitap çok korkunçtu. Korkunç derecede güzel, zaten gotik edebiyatına ait. Ve bilinen bir halk efsanesini acayip korkunç bir hikaye dönüştürmüş yazar ve ben bunu çok sevdim. Gerçekten böyle gece okuyup korkabileceğiniz bir kitap. Tam böyle Cadılar Bayramı havası veriyor. O yüzden ben de yanlış hatırlamıyorsam böyle uyumadan önce falan bitirmiştim ve rüyalarım çok kötü olmuştu o yüzden. Ama aşırı derecede akıcı bir kitaptı ve önüme gelen herkese öneririm. Hem biraz onları biraz korkutmak için hem de güzel bir hikaye okumalarını istediğim için o yüzden mükemmele koyacağım. Sonra Tom Felton'un Sihrin Ötesinde kitabı geliyor. Ben bu kitabı sizin için okudum sesli olarak ama editlemek mümkün olmadı. Bir gün editleyeceğim inşallah ve paylaşacağım. Ama ne mükemmel ne berbat diyorum. Ortalama bir kitaptı. Sonrasında şu an yazarın ismini okuyamıyorum ama Catherine olması lazım. 1919, bu günlük tarzı bir şeydi ve boştu. Yani yazarı sevseydim ve yazarı tanısaydım belki benim için daha anlamlı olabilirdi ve ben sadece bir kitabını okumuştum daha önce. O yüzden benim için pek bir anlam ifade etmedi ama eminim yazarı seviyorsanız bu kitabı da seversiniz çünkü günlüğü yani, ama okumasam da olurmuş. Sonra Küçük Kadınlar geliyor. Ben bunun incelemesini Bin Kitap'ta yaptım. Oradan bakabilirsiniz. O yüzden çok fazla konuşmayacağım üzerine. Ama gerçekten bu yıl okuduğum en iyi kitaplardan birisiydi. Ve yine bu mevsim için mükemmel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sonbahar için mükemmel bir kitap. Alın elinize, alın battaniyenizi, okuyun uyuyana kadar. Beğendim. Diğer devam kitaplarını da okumayı istiyorum. Çok samimi, çok tatlı ve güzel bir zaman geçirten bir kitaptı ama aralarda sinir krizi geçirdim. Çürüdüm biraz çünkü çok mutlulardı ve hep iyi şeyler oluyordu ve ne zaman kötüye gidecek diye bekledim ama yani çok da kötüye gitmedi bir şey. Sonrasında bunları tam yorumlamayacağım çünkü bir hafta boyunca Japon Edebiyatı Okuyorum videosunda yorumlamıştım. Bayağı yorumlamıştım hatta. O yüzden o videoyu izleyin. Çok güzel bir video oldu. En sevdiğim videolarımdan birisi hatta. Ve hangi sırayla okudum buraya karıştırmış bu uygulama. Olsundu. Aa, bir şey eklenmemiş. Osamu Dazai'den Solitary Çiçekleri var arkadaşlar. Ben bu kitabı sevmedim, beğenmedim. Çok sıkıcıydı. Ve okumasam da olurmuş gerçekten. Sonra Kiraz Çiçeklerinin Altında. Yazarlarını okumuyorum çünkü bu uygulamada gözükmüyor şu an. Ama sizin için kitabı buraya koyarım zaten. Gerçekten iyi ki okumuşum. Dün kitaplardan biri Kiraz Çiçeklerinin Altında'yı iyi ki okumuşuma koydum. Sonrasında Nagasaki'nin Çanları geliyor. Şu an aynı sırada gitmiyorum çünkü yanlış yapmışlar. Sonrasında Nagasaki'nin Çanları geliyor. Bir hafta boyunca Japon Edebiyatı Okuyorum serisinde en sevdiğim kitap bu olmuştu zaten, söylemiştim. Ve bu kitap tamamen mükemmel. Bilmeyenler için atom bombası döneminde birebir yaşamış bir doktorun yaşadığı şeyleri kaleme aldığı bir kitap ve çok manyak bir kitap. Detaylı yorum için videoyu izleyin. Sonrasında Üç Köşeli Dünya var. Yani ben bu kitabı hiç sevmemiştim ve yine okumasam da olurmuşuma koyacağım. Çünkü niye yazılmış demek yazara hakaret olur. Çünkü çok ünlü bir yazar olduğunu biliyorum, iyi bir yazar olduğunu biliyorum. Ve eminim sevenler de vardır ama benim için uygun bir kitap değildi. Sonra Pandora'nın Kutusu. Bunu daha çok beğenmiştim yine Osamu Dazai'den. En son da yine hep adını karıştırdım. Bir Adam, Bir Kedi, İki Kadın kitabı. Ben bu kitabı beğendim bayağı. Ve o yüzden ilk okumuşuma koyuyorum. Uzun inceleme için videomu izleyin. Shakespeare'den Soneler. Sonelerin ne kadar ünlü olduğunu İngiliz edebiyatında, genel olarak tüm edebiyatta biliyoruz. Ama ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Taşlanmak istemiyorum. Çok etkilenmedim. Yani bilmiyorum. Çok etkilenmedim. Yani sürekli aynı şeyler söyleniyormuş gibi geldi. Ve yine Türk şiirin iyi ki varsın falan düşünceleri kafamdan geçti. Türklüğüm tuttu bu kitabı okurken yine. Sürekli Türk şiirleriyle karşılaştırdım ve biraz zorlandım okurken. Okumasam da olurmuş demeyeceğim. Çünkü okuduğum için memnun olduğum bir kitap.
Çünkü merak ediyordum bayağı. Yani ne mükemmel ne berbat diyeceğim. Umarım taşlanmam. Biliyorum herkes çok seviyor. Ben sevemedim. Paris'te katliam. Ben Marlowe'u ilk defa okudum. Ve ilk defa okuduğumu da çok şaşırdım. Çünkü bu kadar ünlü bir tiyatro yazarı olduğunu bilmiyordum. Ve kendimi kötü hissettim ilk defa okuduğum için. Ve Shakespeare'in falan da ondan ilham aldığını duyunca oldum. Yani o yüzden kendimi kötü hissettirmeme sebep olan bir kitap oldu kendisi. Ama genel olarak döneminde olan bir olayı anlatıyordu. Şimdi Paris'te katliamı okumasam da olurmuş desem sanki bu diğer kitaplarla aynı kategoride olduğu için kendimi kötü hissederim. O yüzden onu Shakespeare'in yanına atacağım. Ama okumasam da olurmuş. Yok ya. Okumasam da olurmuş diyeceğim. Şimdi okurken çok sevdiğimi hatırlıyorum. Ama geriye dönüp baktığımda neyini bu kadar çok sevdiğimi hatırlamıyorum. O yüzden bence bu da önemli bir etken. Geride arkasında bıraktığı etki. O yüzden okumasam da olurmuş geliyorum ve bu kitap niye yazılmış kategorisine koyduğum kitap her şey boktan kitabı. Bu kitabın yazarı YouTube'da falan takip ediyordum ve turuncu olan kitabı daha popülerdi bundan. Ama hayatımda okuduğum en kötü kağıt parçasıydı. Yani ağaçlar neden kesildi bu kitap için falan moduna girdim. O kadar kötüydü ki yani felsefeyi falan yeni keşfetmiş bir adamın yazdığı bir kitaptı. Hani 13 yaşında öğrendiğinizde fark ettiğiniz tüm her şey burada yazıyor. Ve hiçbir şey katmadı bana bu kitap. Çok sıkıcıydı. Kitabı okurken hep boğazlanılmış gibi hissettim ve yani şu huyumdan nefret ediyorum. Yarım da bırakabilirsin sevmediğin kitapları. Ama merak ettim hani bu kitap iyi olmalı ya. Hani ilk kitabı seviyorsa bu da sevilmeli ya. Belki bir cümle falan bana bir şey katar ya moduyla okudum ama hiçbir şey katmadı. Ve öylesine nefret edeceğim bu kitaptan ve kimseye de önermiyorum. Ve ilk kitabını da okumak istemiyorum bu kitap yüzünden. Bilmiyorum belki çok ucuza 30 liraya falan bulursam yine sahafta alabilirim turuncu kitabı. Ama çok kötüydü, çok kötüydü. Yani internette bulacağınız blog yazıları bu kitaptan daha iyidir. Sonrasında Şövalye Avcısı geliyor. Bana bu kitap hediye gelmişti yazar tarafından ve ben açıkçası ilk başta sevmeyeceğimi düşünmüştüm. Çünkü Osmanlı döneminde yazılan bir aksiyon macera kitabıydı. Ama kitabı otobüste okumuştum ve çok keyifli geçmişti o yüzden benim için otobüs yolculuğum. Ve yine kitap da çok iyi yazılmıştı ve tüm incelememi buradan bulabilirsiniz. Mükemmel demeyeceğim ama iyi ki okumuşum diyeceğim. Çünkü yine kitabı hazırlarken çok tatlı bir şekilde hatırlıyorum ve gerçekten de çok eğlendim kitabı okurken. O yüzden iyi ki okumuşuma koydum. Sonra iki mavi kuş geliyor. Yani burada yazan hikayelerden hiçbir anlam çıkaramadım kendim için. Bomboş geldiler. Hani bomboş bir sayfaya bakıyormuş gibi hissettim kelimelerle dolu olsa da. O yüzden okumasam da olurmuşa koyacağım. Hatta bu kitap niye yazılmışa koyabilirim de. Ve insanların benimle aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü bu kitabın puanı 5. Ve herkes de yazmış bu yazarın bu kitabını okumayın, diğer kitaplarını okuyun falan. O yüzden yazara karşı kötü bir şey hissetmiyorum şu anlık. Herkesin kötü eserleri olabilir. Hikayelerden oluşuyordu ama çok o kadar kötüydü ki hani hafızamdan silmişim o derecede. Benim için gereksiz ve okumasam da olurmuş ve bu kitap niye yazılmış dedim bir kitaptı. En son olarak Köpek Kalbi geliyor. Ben Köpek Kalbi'ne kesinlikle mükemmel diyorum. Bu kitabı kitap kulübünde okuduk. İyi ki bu kitabı seçmişim ilk kitap olarak. Çünkü güzelce konuştuk bir saat boyunca. Ve ilk toplantımız için de güzel bir kitap oldu. Ve böyle deyip kitap kulübümün reklamını yapmaya başlıyorum. Kitap kulübüme katılmak isterseniz aşağıda bulunan abone ol kısmının yanında katıl butonuna tıklayıp kitap kulübüme katılabilirsiniz. Önceden Discord'daydık ama Discord kapatıldığı için şu an Skype'tan devam ediyoruz. Sıradaki toplantımız 2 Kasım'da olacak. Kitabı okumadıysanız da gelebilirsiniz. Sonrasında sohbet falan ediyoruz. Güzel oluyor. Eylül ayında okuduklarımı sıraladım. Ve bir rahatlama geldi. Hepsi hakkında çok detaylı konuşmadım. Çünkü video çok uzardı. 16 kitap var yani. Ama bence güzel oturdu. Umarım siz de izlerken sıkılmamışsınızdır. Siz bu ay neler okudunuz? Artık bu ay olmadı gerçi. Bir ay oldu evi geçti. Wow, ışık yansıyor. Evet, liste bu şekilde. Bu cumartesi günü görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.